Mukaddes dinimiz her bir insanın cemiyette özüge yaraşı, urne ve hürmeti bar ekenliğini beyan etedi. Dinimizde kim buluştan hat'i nazar, o hak erkek olsun, o hak ayol olsun, o hak yaşı katta olsun, hak onun yaşı küçük olsun, hak o bir amaldar olsun, adli bir hizmetkar olsun. Kim buluştan hat'i nazar, dinimizde her birini hürmeti talep kılınadı. İnne akramakum indallahi atqakum. Allah Kur'an'da aytadı. Allah'ın huzurunda en mükerremiler bu sizlerini kubrak Allah'tan korkadiganinler dedi. Palançı pistançı deyip korsatmadı. Hemen bir kıl. Lekin haletine karab bazı birilerini hürmetini birbirine nispeten faziletini aşırdı. Mesela Resulümüz Aleyhisselam aytadılar ki kim yaşı uluğlarını hürmet kılmasa, kiçiklerini izzet kılmasa, yani rahim kılmasa feleyse minna, o bizlerden emas dediler. Demek bu yerde yaşı uluğlarını hürmet kılışlık örgütülüyordu. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de aytadı ki Estaizu billah يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Sure-i Nisa'nın birinci ayetinde Allah Teala bütün insanlara neda kılıp aytıyordu. Ey adamlar, ey insanlar, sizlerine bir can, yani Adem aleyhisselam ve onun cüftü helali bulgen Havva anamızdan yaratken hamda ikkisizden kop erkek ve ayollarını taratken Rabbinizden korkunuz dedi. Yani takvaya çakırdı. Bu ayette Allah Hakk Azze ve Celle bizlerine hammamızını bu dünyada tarkalışınızda sebep bulgen Adem aleyhisselam bulan Mama Hava anamız ekerliği sebepçiliğini kursatılı yaptı. Ve birbirlerimizi muamelemizde takvada turuşluğumuz çakırılı yaptı. Hop azizler, gelin ayol degende biz limanı düşünüşümüzü bir tasavvur kılıp olaylı ya. Oylanaylı ya. Ayol degende hazır şurada oturgenlerdi, kuz aldı ya, kim geledi? Müslüman adamdı kuzu ya, ayol degende birinci bulup anası geledi. Bir ihtiyar ananın siması gövdelenedi. Ayol degende onamızdan keyin opamız, singlimiz ko'z oldimizga keladi. Ayol degende musulmon olarak ko'z oldimizga jufti halolimiz, ma'sum bo'lgan, go'zal bo'lgan, ma'suma bo'lgan qizlarimiz ko'z oldimizga keladi. Demek musulmonning tasavvurida ayol degende mana shunaqa bo'lish kerak. Ko'z oldiga onasi, jufti haloli, opa singli kelish kerak. Ayol degende behayo ko'rinishda bütün dünyalarga biror bir narsasini sota olmaganligi uchun qo'yib qo'yiladigan surat kelish kerak emas sizlar. Ayol bunaqa qilib foydalanadigan zot emas. Hozirgi kunda o'sha rasmda o'sha joyda turishligini hojati yo'q bo'lsa ham ayol rasmidan foydalanyapti. Biror bir narsasini sota olmasa, oldiga bir ayol kishining suratini behayo qilib qo'yapti. Aslida sotmoqchi bo'lgan narsa boshqa. Oddiy avtomashinani sotmoqchi bo'lsa ham qo'yib qo'yapti. Ayol bizning dinimizda reklama uchun foydalanadigan zot emas. U buyuk, u ona u azizlar. Bu cüfte halal, bu apa singel. Ayol gibi buna münasebet kalınmıydı. Ayol hürmeti çeksiz. Dinimizde ayollarının hukuklarını, ayollarının mecburiyetlerini erkekler bilen, beraber kılıçlık bilen birge, ayollarını Allah Ta'ala cüde ihtiyatını kılıp, cüde ikramını kılıp koydu. İslam dini kelgunga qadar
biror jamiyatda, biror yashayotgan insonlar orasida ayollarning huquqi bu darajada himoya qilinmaganidan sizlar. Hattoki ba'zi yurtlarda ayollarni tahqirlash shu qadar bo'lganki, eri o'lgan ayolni o'limiga mana shu ayol sababchi degan aqida bilan eriga qo'shib ko'mib yuborish holatlari bo'lgan. Jahiliyat davrida arablarda qiz ko'rganlar, qiz ko'rganligi uchun or qilib tiriklayni ko'mib yuborgan holatlari ham bor. Ammo islom dini kelgandan keyin ayollar nihoyatda yuqori ko'tarildi. Qur'oni Karimdagi eng katta suralardan biriga Surat-i Nisa degan nom berildi. Ayollar degan nom berildi. Qiyomatgacha tilovat qilamiz. Payg'ambarimiz alayhissalomning oldilariga bir kuni Hawla binti Sa'laba degan bir ayol kishi sahobiga kirib keldilar. Hawla onamiz yig'lab kirib keldilar. Kirib aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, meni erim Aws menga yomon gap gapirib qo'ydi" dedi. Zihor kalimasini ishlatib qo'ydi. Ya'ni ayolni bir a'zosini onasini a'zosiga qiyoslab, onaga barobar qilib qo'ysa, zihor bo'lib qolib, u ayol butun umr eriga harom bo'lib qolgan islomda avvalida. Shunaqa zihor qilish bo'lgan. Avs unga shunaqa deb qo'ydi, "Sani beling meni onamni belidek bugundan menga" deb qo'ydigan gapni aytib qo'ydi. Ular ajrash kerak edi. Qolaversa erini yoshi o'tib qolgan. Birovning yordamiga muhtoj mahal. Payg'ambarimiz alayhisolamga ayol kelib aytdiki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni erim shunaqa zihor qilib qo'ydilar. Nima qilaman endi?" dedi. Payg'ambarimiz alayhisolam u Hawla onamizga qarab, "Sen eringa, ering senga harom bo'libsizlar" dedi. Ajra dedi. U ayol, "Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, erimni ko'zi xiralashib qolgan. Meni yordamimga muhtoj. Yoshligimizni sarflab, kuchimizni sarflab, endi keksayganimizda mana shu bitta gap bilan men butun umrga begona bo'lib ketaman men." Rasulimiz alayhisalom, "Ey ayol, sen eringa, ering senga harom bo'ldi." Ayol yana yig'lashni boshladi, "Ya Rasulullah rahmingiz kelsin." Payg'ambarimiz alayhissalom, "Ey Hawla, menga Allohni mana shu gapidan boshqa gapni Alloh mana tilimga olib kelmayapti, ya'ni shariat bu." Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlaridan gapirmasligini nishonasini qarang azizlar. Payg'ambar edilar, aytyaptilarki, "Menga bundan boshqa gapni Alloh bermadi, ya'ni shariat shuni buyuryapti. Men bundan ortig'ini senga ayta olmayman" deyapti. Har shu savolni berganda Hawla onamiz osmonga qarar ekanda, "Ya Rabbi, ya Alloh, payg'ambaring Muhammad alayhisolamni muborak og'izlariga mana foydamga bir gap olib kelging" der ekanlar. Yana so'rashda davom etar ekan. Bir payt payg'ambarimiz alayhisolam vahiy qabul qiladigan holatda bo'lib qoldilar. Vujudlari titrab, vahiy qabul qilish shunaqa bo'lardi. Jim turdilarda u ayolga qarab, "Ey Hawla binti Sa'laba" dedilar. "Alloh seni foydinga oyat tushirdi" dedi. Qarang, Mujodala surasini oyatini tushirdi. Estaizu billah. "Qad sami'a Allohu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Alloh wallohu yasma'u tahawurakuma inna Alloha sami'un basir." Mana shu oyatni tushirdi. Ya'ni Alloh aytdiki, "Qad sami'a Allohu, batahqiq Alloh eshitdi sizga eri haqida gapirib shikoyat qilayotgan ayolni va oralaringizdagi muhovaralaringizni, muomalangizni eshitdi Alloh taolo. U har bir narsani biluvchi, eshituvchi, ko'ruvchi zotdir. Hamma narsani ko'rib turibdi, eshitib turgan bir zot. Sizlarni hozirgi muomalanglarni, munozaranglarni Alloh eshitdi" deb u ayolga Alloh taolo yengillik bo'ladigan bir oyatni tushirdi. Endi ular ajramasdan ma'lum bir kafaratlarni, jarimalarni qilish hisobiga yana qayta yashash mumkin degan oyat tushdi. Va mana shu ayol tufayli qiyomatgacha ummatga mana shu masalada yengillik keldi.
Endi bir tasavvur qiling azizlar. Bitta oddiy yine bir ojiz yine bir ayolning savoliga qiyomatgacha tilovat qilinadigan Qur'onga javobini yozib qo'ygan dinimizdan ortiqroq ayolni hurmat qiladigan nima bor? Agar xatmi Qur'on qilib mana shu oyatni tashlab ketsak, xatmi Qur'on to'la bo'lmay qoladi. Qiyomatgacha bitta Havla binti Salaba degan ayolni javobini tilovatimizga, ibodatimizga joylab qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Ayolning shonini bu darajada ko'tarishlik yo'q. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. O'zining ashoblari bilan ketayotdilar. Bir kampir yo'lidan chiqib keldi. To'xtang dedilar, to'xtadilar. Kampir Hazrat Umarga qattiq-qattiq gapirardilar. Ey Amir al-Mu'minin, ey mu'minlar amiri. Siz yaqindagina Umarcha edingiz. Sizni biz erkalatib Umarcha deb chaqirardik. Keyin Umar ibn al-Xattob bo'ldingiz. Hozir esa mu'minlarning amiri bo'ldingiz. Allohga taqvo qiling deb. Allohdan qo'rqing. Haligi ayol to'xtamasdan nasihat qila boshladi. Hazrati Umardek. Hazrat Umarni bilasizlar qanaqa bo'lganlar. Siyosatlik. Shunday bir o'zlari odamlar u zotga tikka qarab gapira olmaydigan zot bir kampirning gapini odob saqlab biror gapini bo'lmasdan faqat sukut qilib eshitdilar. Hatto oftobda turib qoldilar. Mu'minlarning amiri kampir gapirib ketgandan keyin yonida turganlar Ya Amir al-Mu'minin, ey mu'minlar amiri shu bitta kampirning gapiga shuncha quloq solib turdingiz oftobda deyodilar. Hazrat Umar aytdilarki, Allohga qasamki, agar mana shu ayol bir kun gapirsin, namozdan boshqa paytga gapini bo'lmasdan eshitardim dedi. Bilasizlarmi, bu kim dedi? Kim ya Amir al-Mu'min? Bu Havla binti Salaba bo'ladi. Buni gapini Alloh eshitganda men nimaga eshitmaydi? Qarang, Alloh eshitganda men nimaga eshitmay? Yillar o'tib. Mana bizning dinimiz azizlarim. Mana ayolning shoni. İslam dini ayollarını takdirlediğin din emas. İslam dini ayollarını başıyı kurtaradığın din.